uzaylılar neden sadece bizi bazı insanlara gözüküyor? O kadar akıllı varlıklar, mesela canlı yayında bir anda kendilerini deşifre edebilirler dünyaya. Semih, dünya dışı yaşam formları dediğimiz şeyler, dünya ve dünyada yaşayan varlıklar olan bizlerin algılarıyla sınanarak test edilmemelidir. Çünkü kainatta sadece 4 element değil, belki de 400 kentrilyon element var. Dolayısıyla canlı varlıklar insan gibi suya ihtiyaç duymak zorunda değil. Suyun olmadığı yerlerde metan, karbondioksit, oksijen, su, bunlar yaşamın biliyorsunuz ana kaynakları oluyorlar. Bir de tabii biyo şeyler var, biyokimya ürünleri var. Bunlar yaşamın ana kaynakları. Mesela palmiye ağacını sıkarsın. Sıkarsın, suyunu çıkarırsın. Sonra onu metanla birleştirdiğin zaman biyoyakıt olur. Biyoyakıt da araçları propulsion yapar, iter. Yani itici güçtür. Onu yaktığın zaman benzin yerine geçer. Benzinsiz araba kullanabilirsin bu şekilde. Dolayısıyla uzayı ve uzaydaki varlıkları insan gibi, hayvan gibi, dünyamızdaki mikroorganizmalar gibi düşünmekten ziyade her birini farklı koşullarda düşünmek daha normal olmalıdır. Mantıklı demiyorum. Normal olanı budur. Çünkü orada ne olduğunu bilmiyoruz. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Karanlık orman teorisini size anlatmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bilmeyenleriniz var mı karanlık orman teorisini? Hemen bir dakikada anlatayım mı? Karanlık orman teorisi. Hani bizim SETI var ya SETI. Hani uzaylılara SETI. 80'lerden beridir gönderiyoruz. SETI. Ne gönderiyoruz? Yok, tamam. Ben. Tamam, var. Uzaylılarla iletişime geçmek için radyo frekansları gönderiyoruz, değil mi? Uzaylılar da ne yapıyorlar? Bize geri gönderiyorlar bu gönderdiğimiz radyo frekanslarını, değil mi? Yaz. Crop circles. Alien. Biz insan DNA'sı gönderiyoruz. İnsan DNA'sı gönderiyoruz. Onlar da bize kendi DNA'larını gönderiyorlar. Crop circles, alien, DNA. Bakın, aradan 20 sene geçiyor. Bakın, insanın yollamış olduğu ortadakidir. Şey, Arecibo, pardon. Arecibo. Bakın, bu Arecibo teleskobundan gönderilendir. Bakın, şurada yaz. Arecibo teleskop. Lan ne haribosu ya? Lan ne haribosu? Arecibo. Aristo ne ya? Yanlış mı yazdım? Arecibo. Arecibo. Arecibo'dan gönderilen frekanslar 30 sene önce, bundan 10 sene önce, yani ondan 20 yıl sonra, 20 yıl kadar sonra, bundan 10 sene önce bizim dünyadan göndermiş olduğumuz bu bize bu olarak geri döndü. Bizim kendilerine uzaylılara göndermiş olduğumuz bu, bakın insan var burada. Kendilerinden bakın burada yapılan radyoaktif şeylerle beraber bakın bu şekilde geri döndü. İngiltere'nin bir alanına bakın uzaylı görüntüsü. Bakın işte uzaylı DNA yapısı. Bak burada. Bak. Bak bu insanın yolladığıydı. Bak İngiltere'de. Bu da 20 sene sonra birdenbire ortaya çıkan cevap uzaylılardan. Bakın bu insan genetik yapısı. Bakın bu da onların genetik yapısı. Bakın bu kendileri. Bu da biz. Bakın bu da alttaki de şuraya bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak! Bana bak! Nereye bakıyorsun? Bana bak. Şimdi bana bakma. Şimdi şuraya bak. Şaka şaka. Şimdi yine bana bak. Bana bak şimdi bak. Bak böyle bak. Bak nasıl bak biliyor musun? Bak şöyle bak. Öyle bak. Sonra şimdi o tarafa bak. Şimdi oraya bakıyorsun ya. Nereye bakıyorsun? Şuraya bakıyorsun. Şimdi buraya bakıyorsun. Tamam. Koyuna bakma. Bana bakma. Buraya bak. Dikkat dağınıklığınız var oğlum. Buraya bakıyorsun ya şimdi. Nasıl bakıyorsun? Bak ha, göster bakayım. Yemin ediyorum manyak hasta mıdır nedir ya? Vallahi billahi kafayı yemiş herif. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada mouse burada. Buraya bak. Mouse'a bak. Burada. Ha. Bak bu Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, Güneş. Bu da onların güneş sistemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, herhalde güneşleri bu. 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muhtemelen bu da aylarıdır. Ve burada da bunun ne olduğunu unuttum. 74 yılında bak bilim adamlarının gönderdiği mesaj 94 yılında geri döndü. Demek istediğim şey şu.
Karanlık teorisi, karanlık uzay, karanlık orman teorisi şudur. Sizler göndermiş olduğunuz arkadaşvari mesajlarınızın karşılığı olarak karanlık bir ormanda, yani karanlık bir uzayda, uzay karanlık ya, orman olarak sizi öldürmek için gelebilecek bir kötü bir ırka gel bizi gebert diyebilirsiniz. Yaz. Bad aliens. Ben Eyüp Yıldız ne ya? Şimdi bad diyeceğim, başka bir şey çıkacak. Yani bir şey olabilir arkadaşlar. Bir Independence Day muhabbeti olabilir. Bad aliens diyorum, bu çıkıyor. Kötü uzaylılar gelebilir. Hatırlıyor musunuz şey filmini? Fire in the Sky filmini. Ben beyefendiyle tanıştım gerçeğiyle. Bu arada uzaylılar tarafından kaçırılan Mecidiyeköy'de, Harbiye'de. Harbiye Opera Bale Salonu vardır, bilirsin. Yaz. Harbiye Opera ve Bale Salonu. Burada yıllar önce, bak kendisiyle burada bizzat görüştüm, konuştum. Bir, iki dakika falan bir sohbet edebildik. Öyle bir şeyim oldu. Şansım oldu. Tek yaptığım şuydu. Size bir kere dokunabilir miyim dedim, o kadar. Başka hiçbir şey demedim. Bir kere dokunabilir miyim dedim. Tek söylediğim oydu. Fire in the Sky. Bu filmi seyredin. Bu film uzaylılar tarafından kaçırılan bir adamın, bir ormancı bir adamın hikayesini konu alır. Arkadaşlarıyla beraber bir gece, filmin hemen başı bu şu anda. Tabii böyle değil filmin görüntüsü, çok daha güzel. Biraz eski bir filmdir, 20 yıllık bir filmdir. Ama arkadaşlarıyla beraber ormancı bunlar. Açılıyorlar falan ve bir gece ışıklar görüyorlar, gidiyorlar bilmem ne falan filan. Seyredim filmi. Manyak bir uzaylı karşılaşma, encounter sahnesi var filmde. Yapıştırır sizi yani, yerinize söyleyeyim. O yüzden dediğim gibi kara orman teorisi budur. Black Forest teorisi. Bizler yardım isterken bizi öldürebilecek bir medeniyete, ya da bizler yardım istemesek bile bakın biz buradayız derken, bu şekildeyken bir anda bu şekilde saldırabilecek bir ırka. Nasıl siz karanlık ormanda ay yokken, hiçbir şey yokken, ışık yokken etrafa bağırırsınız? Kimse var mı diye. Ama 20 metre ötenizde pusuya yatmış halde birazdan sizin boğazınızı gırtlayacak bir kaplan vardır. İşte odur. Karanlık orman teorisi budur. Yani acaba dünya dışı yaşam formlarına, extraterrestrial biological entity'lere, uzaylılara sinyal göndermeli miyiz? Acaba iyi mi yapıyoruz? Acaba başımıza bir şey gelir mi? Çünkü daha önce de size söyledim. Şu anda cım diye buraya aşınıp cım diye sizi götürebilecek teknolojiye sahip olabilirler. Ne olduğunu anlamazsın. Şu an yanı başında bir tanesi belirebilir. Bundan 5 saniye sonra bir UFO'nun içerisinde kırt 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 olabilirsin. Böyle bir teknolojiye sahip olabilirler. Biz nasıl helikopterlerimizle teknolojisi olmayan başka ırklara hükmediyoruz uçaklarımızla, helikopterlerimizle? Bir anda ne olduğunu şaşırıyorlar. Nedir bunlar, uzaylı mı lan diyorlar. İşte onlar da bizi aynen böyle alıyor. Ve uzaylı kaçırmaları durumları. Mila Jovovich'in filmini bu yüzden size öneriyorum yıllardır. Mila Jovovich'in The Fourth Kind filmini yaz. Mila Jovovich The Fourth Kind. Dördüncü tür filmini mutlaka izleyin. Mila Jovovich filmin başında şöyle bir konuşma yapıyor. Bu filmde göreceğiniz bütün görüntüler gerçek kamera kayıtlarından alınmıştır diye. Filmde bazı sahneler var. Yani şöyle söyleyeyim. Ufolojiye falan merakı olanlarınız baya baya şöyle bir sıkı dursun yani. Özellikle. Hatta bu konuda bir tane daha film vardı. Daha önce size söylemiştim. Hatırlıyor musunuz filmi? Neydi o filmin adı? Hani aile vardı. Aile vardı hani. Alien Movie Family House. Alien Movie Family House. Dark Alien Abduction, bu değil. Dark Skies. Hatırlıyor musunuz? Dark Skies Movie. Bu filmde ne oluyordu, hatırlayanlarınız var mı? Bu filmdeki muhabbet şu arkadaşlar. Şu arkada görmüş olduğunuz hanımefendinin arkasındaki evin içinde 8 senedir yaşayan bir uzaylı. Ve bu kadın 8 senedir evin içinde bir uzaylı ya da evin içinde bir canlı var, bir şeyin olduğunu hissediyor. Ve 8 sene sonra ilk defa karşılaşıyorlar bu sahnede. Koridorda birden arkasında beliriyor. Ve sesini duyuyor. Kadın yavaş yavaş arkasına dönüyor falan. Uzaylının amacı, filmi seyredenler biliyor, söylemeyeyim, pek çetede bakmayın ama çok ilginç filmlerden biridir. Bakın, böyle ilginç bir filmdir kendisi. Böyle psycho sahneler filmde var. Ama benim şu ana kadar seyrettiğim en manyak uzaylı karşılaşmalı film kesinlikle, bu Dreamcatcher değil mi ya? Ya bak, Dreamcatcher filmi mesela, bu da öyleydi. Dreamcatcher de çok güzeldir. Stephen King'in Dreamcatcher, yaz.
Stephen King, Dreamcatcher, trailer. Dreamcatcher, görseller. Evet, bak kitabı. Bunun kitabı babamda var. Babamda bütün serisi var, Stephen King'in hepsini okuyor. Ama son bir 5-6 yıldır, 10 yıla yakındır almıyor hiçbir kitabını. Çünkü Stephen King yazmıyormuş, oğlu yazıyormuş. Stephen King'in oğlu mu yazıyormuş, Stephen King'in bir şeyi mi yazıyormuş? Kendisi yazmıyormuş. Adam oğluna para kazandırmak için, bak baban yazıyor gibilerinden. Ya da babası söylüyormuş, oğlu oradan yazıyormuş falan. Babası oturuyormuş, anlatıyormuş. Oğlum şöyle düşün, böyle düşün, bilmem ne yap. Bu da oraya yazıyormuş falan. Dolayısıyla almıyorum diyor, bıraktım diyor. Dreamcatcher, bakın bu filmde 2003 yapımı. Dört arkadaş, dört sıkı arkadaş. Geçmişte çocukluklarında bir tren yolunda böyle bir çocukla karşılaşıyorlar. Ne sesi oğlum? Beni mi kekliyorsun? Evet. 13 yıllık Allah'ın şu ana kadar dünyaya bahşettiği en büyük varlık olan ve bütün uzaylıların bile karşısında eğildiği, insanoğlunun gelmiş olduğu son evre olan Oğuz Sasa'nın yayınında ve aynı zamanda uluslararası anlamda Türkiye'yi bütün dünyaya temsil eden ve aynı zamanda şimdi bu çocuk, böyle bir çocuk buluyorlar. Çocuk şey, ne diyorsunuz buna? Çocuk, söylemeyeyim ki şimdi ya. Anlayan anladı zaten. Anlayan anladı değil mi? Ne bu çocuk? Öyle de bir anlatıyorum ki yani. Ananı temsil edeyim diyor bak. Ne diyor bak? Hektun teşekkürler tekrar, sabah oldum. Böyle bir çocukla tanışıyorlar. Bakalım. Evet, aynen. Evet, evet, yazıyorlar. Bakın dört arkadaş, Douglas'a içiyoruz diyorlar. Bundan 25 sene önce tanıştığımız Douglas'a. Bakın buradaki bu bir, bu adamı, bu, bunu, bu, bunu, şu yukarıdaki de bunu temsil ediyor. Ortadaki de o çocuk. Hepsini bir araya getiren o çocuk. Hayır. Otistik diyorlar. Pornocu diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Oğlum sıçacağım bir şeyi de sinir ediyorsunuz beni. Söylettirdiniz sonunda ya. Douglas Cavell to Dallas. A web of mystery. Jonesy. Ya söylerim tabii, kanser ediyorlar. Yeah, beef. You be careful. Tekrardan dört arkadaş yıllar sonra aynı yerde buluşmaya geliyor ormanda. Bir hafta sonu geçirecekler. Ay ne eğlenceli. Be careful of what? Falan filan. And where are they all going? Stop where they're going. Neyse, tamam. Siz izlersiniz, gidersiniz, bakarsınız yeter. Okay, now let's get to the point. Benim son demek istediğim, varlıklarını kabul edeceğimiz kadar bize acık olmamaları. Her şeyin gizli gizemli olması kafa flag durumu gibi duruyor. Peki. Peki abi. Peki abi. Bir saniye abi. Hemen geliyor Semih'cim. Bak abi. Yaşam. 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 Bu da yaşam. Sen kendini bunlara göstermek için kendini paralıyor musun da? Bu sana kendini göstermek için kendini paralasın. O yüzden hep şunu söylüyorum. Tek taraflı düşünmeyin. Uzay demek insan demek değil. Kainat demek insana indirgemek değildir. Sen kendini bu varlıklara kanıtlamaya çalışmıyorsan, bizden daha zeki olanlar da, biz nasıl biz insan olarak bunlardan daha zekiysek, bunlar da bizden daha zeki. Dolayısıyla sen nasıl kendini buna ispatlamaya çalışmıyorsan, bu da sana kendini ispatlamaya çalışmıyor. O yüzden olaya tamamen şeyden bakacaksınız abi. Kendinizi insan olduğunu düşünerek bakacaksınız. Hiçbir zorunluluğu yok. Bir uzaylı medeniyetin gelip bakın biz buradayız ye 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 yapmasına gerek yok. Zaten buradalar abicim. Yani S.A. ben geldim. Bunun her yerde kanıtlarını görüyoruz. Okey iyidir. Yüzlerce binlerce kanıt görüyoruz. Narapçım teşekkür ederim. Hoş geldin abicim. Ufoloji çok iyidir. Bakın dünyanın gezegenimizin siktir et gezegeni falan. Bunu en yakınımızdaki gezegenlerde görüyoruz. Mars'ta görüyoruz. Mars'ın Titan'ında görüyoruz. Jüpiter'de görüyoruz. Jüpiter'in Ayos
La tapata hore tamasa hore gandama hola kampanda ro samanda ho te samanda hey lo manda hore ya ro kamanda sa kamanda ya ro kamanda kanta se kamanda sho tashaka e la tasha komanda gorre tamasa tapa Dediğim gibi yani astronotlar ile mikroorganizmalar, bitkiler, bitki de bir yaşam sonuçta. Biliyorsunuz diye bir de böyle kıç ısıran bitkiler var. Biliyorsunuz değil mi onu? Bitki var bir tane böyle ısırıyor kart diye böyle yiyor böyle. Parmağını falan dokundurursan fışık diye böyle yiyor böyle manyak. Etobur bitkiler var öyle. Tabii tabii yaz. Etobur bitki. Bak. Bak bak bak. Bak. Dokunduğun anda kapatıyor kendisini böyle. İlginç böyle ısırıyor seni ve yutuyor yiyor yani. Bir şeyi var anatomik olarak bir ne diyorsunuz ona? Bağırsak sistemi şey sistemi. Ne sistemiydi oğlum? Adı neydi onun? Liver şey. Sindirim sistemi var. Falan filan. Abone ol kanalıma, abone olasın ben ya. Abone ol ya, abone ol kanalıma, ne olur abi ya. Abone olur ya.